Ne yapabilirsin kanalına hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ışığın kırılması ve ışığın sorulması ile ilgili 3 adet deney yapacağız. Önceden de ışığın kırılması ile ilgili deneyler yapmıştık. Ona da YouTube'dan ulaşabilirsiniz. Bugün yani ilk deney olarak atmosferin neden mavi göründüğünü inceleyeceğiz. Ve spektroskop adlı bir alet yapacağız. Onu da birazdan açıklarım. Bir de şöyle renklerimiz var gördüğünüz gibi. Bu renklerin yeşil, kırmızı ve mavi ışık altında nasıl göründüğünü, hangi renkleri soğurduğunu ve hangi renkleri yansıttığını gözlemleyeceğiz. İlk olarak bunu yapacağız. Yani bu renklere yeşil, kırmızı ve mavi ışık altında bakacağız. Bakalım nasıl görünecekler. O zaman ilk deneyimize geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi şu şekilde renklerimiz hazır. Şimdi de bakalım lambamızı söndürelim. Şimdi yeşil ışığımızı tuttuk gördüğünüz gibi ve görüyorsunuz sarı rengimiz yeşil oldu, beyaz da yeşil oldu ve yeşil rengimiz zaten yeşil oldu. Çünkü içinde yeşil olduğu için yani yeşili çekiyor. Gördüğünüz gibi kırmızı da, yani kırmızı ve yeşil ana renk olduğu için, kırmızıya ana renk tuttuğumuz için de siyah oldu. Siyah zaten siyah bütün renkleri soğurduğu için. Mavi de gördüğünüz gibi yani tam siyah olmasa da koyu bir renk oldu. Yani beyaz zaten her rengi yansıttığı için beyaz yeşil oldu. Yeşil ışık tuttuğumuz için. Sarı da ara renklerden olduğu için yeşil oldu. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Evet, şimdi de kırmızı ışığımızı yakacağız. Evet, lambamızı söndürdük ve kırmızı ışığımızı getirdik. Şu şekilde gördüğünüz üzere soldan başlayalım. Sarı rengimiz yani kırmızı oldu. Beyaz zaten her rengi yansıttığı için o da kırmızı oldu. Yeşil yani kırmızı vurduğumuz için yeşil de siyah oldu. Demin kırmızıya yeşil tuttuğumuz için o siyah olmuştu. Bu sefer yeşil siyah oldu. Kırmızı, kırmızının üzerine kırmızı renk tuttuğumuz için direkt böyle kaybolmuş gibi yani kırmızı oldu. Siyah her zaman siyah. Yine soğurdu. Ve mavi rengimiz de ana renklerden olduğu için kırmızı ışığı soğurdu gördüğünüz gibi ve siyah oldu. Gördüğünüz üzere şu şekilde. Yeşil, siyah ve mavi kırmızı ışığı soğuruyor ve siyah oluyor. Diğerleri de zaten kırmızı ışığı yansıtıyor. Şimdi diğer ışığımıza geçelim. Diğer rengimize geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi yeşil ve kırmızı ışığımızı tuttuk. Şimdi mavi ışığımızı tutacağız. Evet, gördüğünüz gibi mavi ışığımızı tuttuğumuzda sarı renk siyah görünüyor. Beyaz da zemine kamufle olup mavi görünüyor yani. Yeşil de siyah görünüyor. Kırmızı rengimiz de siyah görünüyor. Çünkü yeşil ve kırmızı da mavi renk olmadığı için soğuruyor maviyi. Siyah zaten her rengi soğurduğu için siyah. Mavi de içinde maviyi bulundurduğu için maviyi yansıtıyor. Ve mavi renkte görünüyor. Gördüğünüz üzere bu şekilde. Evet arkadaşlar, şimdi de şu şekilde bir tane ışığımızın üzerine kırmızı, yeşil ve mavi renklerimizi yapıştırdık. Hepsini birlikte yakacağız. Şu şekilde bakalım. Şöyle yakacağız. Şimdi o zaman lambamızı söndürelim ve bakalım nasıl görünecekler. Evet, şu an açtım. Ve her renk kendi renginde görünüyor. Yani sarı görünüyor. Çünkü her renk var bunların içinde. Yeşil görünüyor. Beyaz yani hepsi yani beyaz görünüyor. Kırmızı görünüyor, siyah, mavi görünüyor çünkü içinde bütün renkler olduğu için hepsi kendi rengini şey yapıyor. Evet arkadaşlar, ikinci deney olarak spektroskop aletini yapacağız. Bu arada bu aletin yapımını da TÜBİTAK Bilim Genç'in sitesinden aldık. Şu şekilde aletimizi görüyorsunuz. Karton bir boru kullandık şu şekilde. Buraya da ışığın girmesi için bir delik açmıştık. Büyük geldiği için biraz küçülttük şu şekilde bir kartonla. Şuraya bir de CD'miz var. CD'mizin buraya girmesi için bir yarık açtık şu şekilde gördüğünüz gibi. Ve burasını kapattık borunun. Buraya da şöyle bir kağıt yapıştırdık ve ince bir delik açtık. Ve dikeylemesini açtık bu deliği. Gördüğünüz üzere. Bu şekilde sistemimiz şu şekilde. CD'mizi buraya takıyoruz. Ve buradan dikeylemesine bakıyoruz gözümüzle. Ve ışığın renklere nasıl ayrıldığını görüyoruz. Ve bu aletin amacı da yani bilimde şöyle kullanılıyor. Gök cisimlerinin yapısını incelemek amacıyla astrofizikçiler kullanıyormuş. Yani bunu daha teknolojik versiyonlarını kullanarak tabii ki de kullanıyorlarmış. Şimdi o zaman buna bakalım. Işığı renklerine nasıl ayırıyor gözlemleyelim.
Evet arkadaşlar, spektroskop ile ilgili resimleri gördünüz. Işığın nasıl renklere ayırdığını görmüş olduk, incelemiş olduk. İsterseniz TÜBİTAK Bilim Genci'nin linkini aşağı bırakacağım. Spektroskop aletinin orada yapılışını ve spektroskop aletinin nasıl bir alet olduğu orada anlatılıyor. İsterseniz oradan okuyup yani yapabilirsiniz. Aşağı linkini koyacağım. İsterseniz o linke gidip bakabilirsiniz. O zaman şimdi 3. deneyimize geçelim. Evet arkadaşlar, 3. deney olarak da atmosferin neden mavi göründüğüyle ilgili deneyimizi yapacağız. Şöyle bir bardakta suyumuz dolu ve şurada az miktar bir sütümüz var. Ve sütü bunun içine döküyorum. Gördüğünüz üzere şu şekilde. Sütümüz şu şekilde dağılıyor. Ve şimdi ışığımızı tutacağız ve bakacağız. Şu şekilde tutalım. Evet, gördüğünüz üzere yani sütümüz mavi görünüyor. Gördüğünüz gibi. Ve yani mavi ışık sadece atmosferin içinde mavi ışığı yansıtıyor, yani atmosfer diğer ışıkları geçiriyor yani dünyaya içeri. Ama mavi ışığı yansıttığı için biz gökyüzünü mavi görüyoruz. Sadece mavi ışığı tutuyor yani. O yüzden böyle görüyoruz gökyüzünü. Evet arkadaşlar, bu videomuzda 3 adet ışığın kırılması ve ışığın soğuması ile ilgili deneyler yaptık. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Tam şuradan kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı da unutmayın. Yalnız ilk videom çıktı. Onlardan birine tıklayarak başka videolarıma ulaşabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.